Selamun aleyküm arkadaşlar. Önce bir zaman mekan tanımı yapalım arkadaşlar. Zaman 1 Temmuz 2023 Cumartesi. Başka bir ifadeyle Kurban Bayramı'nın son günü değerli kardeşlerimiz. Mekan olarak bildiğiniz üzere hemen hatırlayacağınız gibi ofisteyiz. Malum stüdyomuzdayız. Biraz teknik imkanlarımızın iyi olduğu yerdeyiz diyelim kısaca. Bunu da belirttikten sonra yani zamanı, mekanı sizlere hatırlattık, paylaştık. O, madem ki paylaştık diyoruz, o zaman diyelim ki Aslan Şampiyon TV'den hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Ve keyifli, biraz da yani sıkıntılı demeyelim ama hani birilerine şöyle saplama yapabileceğimiz türden sohbetlerimiz olacak. Sohbetlerimiz diyorum arkadaşlar. Çünkü bir gün bayram nedeniyle bir mecburen bir ara verme durumunda kaldım ama bir gün öncesinde de iki sohbet çekmiştim. Dolayısıyla sohbet sayısı olarak bir kaybımız yok ama gün olarak aynı gün çekmediğimiz bir sohbetimiz var. Oradan dolayı borçluyuz. Arkadaşlar 2 ya da 3 sohbeti sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum. Şimdi konuları isterseniz verelim. Birinci sohbetimizin konusu arkadaşlar bu Zaha var ya Zaha. Bakın Zaha da hani yıllar önce bu Emenike puştuğunu yapmışlardı Galatasaray'a birileri. Gidip işte o dönemin Hürriyet gazetesine şunu demişti. Baba biz Emenike ile anlaştık ama sen öyle bir manşet at ki Emenike'yi Galatasaray istiyor. Galatasaray olacak diye bir manşet at. Sonra biz Fenerbahçe'ye götürelim ve Galatasaray'ın elinden almış olalım. Ve böylece Galatasaray'a bir gol atalım demişlerdi. Böyle bir plan yapmışlardı. Peki bu planı gerçekleştirmişler miydi? Aynen abi, aynen. Şimdi hani sizlerin çok beğendiği bir takım çakal yorumcular var ya, onu tırnak içinde söylüyorum. Hani sonuna da koskocaman bir ünlem koyuyorum arkadaşlar. Hepinizi kastetmiyorum tabii. Çakal. Ak mıdır, beyaz mıdır, bilmem ne futbolu var. Adı bilmem ketolarda, zetolarda geçen bazı meymenetsiz tipler var ya. Yorumcu geçinen Galatasaray düşmanı eşekler var ya, işte onlar böyle oyun yapmışlardı. Sonra o oyunu devam ettirmişler. Hatırlarsanız işte bunlar Serdar Aziz'i aldılar, kahveci İrfan'ı aldılar, o bilmem Sivas'ta yandaş hani taklacı Hakan var ya, onu aldılar. En son gittiler aya, tam bir komik yani komedi, o İtalya'da bir tane Pedro mudur, Kedro mudur, Galatasaray onu alıyor diye gittiler Galatasaray'ın 4 milyona almadığı adama 6,5 milyon para verdiler. Hadi onları da ittir edin arkadaşlar. Ya buruma. Abi Buruma'yı gittiler aldılar ya. Adama bir kere bile resmi maçta görev vermediler. Adam gitti dere ağzında ense yaptı. Abi her akşam herhalde bir şişe devirmiştir. Ve adam çuvalla parayı aldı gitti. Daha onun gibi ne rezaletler. Peki bütün bunları niye yapıyorlar arkadaşlar? Bütün bunları akılları sıra Galatasaray'a gol atmak için yapıyorlar. E şimdi bu Megafon Ali biliyorsunuz. Bunun gençlik yılları. Hep Galatasaray'ın Avrupa'da büyük başarılı dönemleri var ya, onları izlemekle geçmiş. Bu adam hep abi Galatasaray nefretiyle, Galatasaray düşmanlığıyla büyümüş. Ulan diyor ben Fenerbahçe'ye bir başkan olayım, bu Galatasaray'a dünyanın şununu yapacağım, bununu yapacağım, şampiyonluk bırakmayacağım dedi. Aslında dediği bir yerde doğru çıktı adam. O kadar çok şampiyonluk gördü ki bu Megafon Ali ya da namı diğer Koç Ali. Abi şampiyonluk göre göre adam bıktı. Ama Fener'in şampiyonluklarını değil Galatasaray'ın şampiyonluklarını gördü. Daha da görecek. Bu gidişle görecek. Hatta eski başkanlardan biliyorsunuz Aziz Yıldırım rekor kırdı bu alanda. Fenerbahçe başkanı olarak en çok Galatasaray şampiyonluğu gören, şampiyonlukları gören
bir muhterem olaraktan abi tarihe adını yazdırdı. Adam kaşınıyor. Bundan önceki sohbette de söyledim. Ne var? Ben Megafon Ali'yi göndereceğim. Ey Megafon Ali, kongreye. Ne olacak kongre yapar? Yaparsa ben başkan olurum. Kimse çıkmazsa. Ya aziz emmi, kafayı mı yedin? Balatalarımı sıyırdın? Bırak adam senin rekoru kırsın. Sen en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan değil misin? Öylesin. Koç Ali de sana yaklaştı. Bırak Koç Ali en çok Galatasaray şampiyonluğu gören bir başkan olarak tarihe, Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırsın. Sen de ikinci sıraya düş. Bir daha millet en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan olarak seni konuşmasınlar. Sana bu kıyağı da benden başkası yapmaz ha. Bak bunu açık açık söylüyorum yani. Neyse. Şimdi onlar ne halt yerlerse yesinler. Al birini vur diğerine. Bu Megafon Ali ve arkadaşları abi boş durmuyorlar. Bunlar akıllanmıyor. Bunlar yıllar önce çevirdikleri dolapları, oyunları aynen tekrar sahneye koyuyorlar. Neymiş efendim? Galatasaray Zaha'yı istiyormuş. Zaha, Zaha var ya Zaha. Futbolcu Zaha. Şu ekranda gördüğünüz emmimi istiyormuş. Ama Fenerbahçe görüşmeleri o kadar ilerletmiş ki ha bugün ha yarın Fenerbahçe'ye gelecek emmim. Aynen 38'lik Ceko'yu aldılar ya, orada da aynı numarayı yaptılar ya. Ceko'yu Galatasaray istiyor ama Fener istedi mi adamın elinden alır. Alır da sonra adamın elinde sap gibi kalıyor. Kahveci İrfan, taklacı bilmem Hakan, o bu hepsi kaldı ellerinde. Lan tutturuyorlar size, tuttuğunuzda elinizde kalıyor. Neyse geçelim. Şimdi bu Ceko'yu aldılar, 40'a merdiven dayanmış Ceko'yu. Peki şimdi bu Zaha var ya, Zaha fena futbolcu değil. Onun hakkını teslim edelim. Ama zaten Fenerbahçe'ye gelen hayatı kayıyor. Fena futbolcu durumuna düşüyor. O ayrı dava da. Şimdi bu Zaha'yı Fenerbahçe istiyormuş. Bakın arkadaşlar, Zaha ile ilgili başlıklar ne diyor? Zaha'ya aslan pençesi. Crystal Palace ile yollarını ayıran ve boşa çıkan 30 yaşındaki oyuncuya sarı kırmızıların istediğini L'Équipe'de duyurmuş. Bak bak bak, sarı kırmızıların istediğini L'Équipe duyurmuş. Araya girdi diyorlar. Şimdi bak, bizim gazetelerde bunlar da açıkta mal bulmuş gibi atlıyorlar ya. Ya da hani İşte hıyar var ortada deyip de tuzluğu kapıp gidiyorlar ya, aynen o hesap. Devam edelim. Zaha da devreye, aslan da, aslan girdi. Baba 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 baba. O yüzden zaten 3000 satıyorsunuz ya. Abi bu gazete tirajları da ne olmuş biliyor musunuz? Ya benim bir zamanlar genel yayın müdürlüğünü yaptığım Fotospor arkadaşlar, hatırlayın 90'lı yıllarda 450 bin falan satıyordu. Şimdi en kral gazetem bu Sabah gazetesi 3000 satıyor, 3000. Hürriyet gazetesi 5000 satıyormuş. Düşün. Varını hesap edin abi. Gerisini hesap edin. İşte böyle ipe sapa gelmeyen haberlerle, lan nedir? 3000 ne ki? 3000'i şurada biz bir şey yapıyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz izliyorsunuz, görüntülüyorsunuz bir saatin içinde 3000 kişiyi. Bunlar böyle. Zaha'da devreye aslan girmiş. Yalancının diyeceksin. Yalancının ta nokta nokta devamını siz getirin. Zaha'da devreye aslan girdi. Ulan bari palavra atıyorsanız da doğru dürüst bir palavra atın. Efendim neymiş? L'Équipe gazetesi böyle yazmış. O L'Équipe gazetesine Galatasaray dedi ki, hukukçuları vasıtasıyla, ulan yalancılar, üçkağıtçılar, puçlar, Türkiye'deki Galatasaray düşmanı eşeklerin dolmuşuna gelip böyle başlıklar atmayın. Bizim Zaha ile, Maha ile, Kaha ile, Taha ile alakamız yok dediler. Bunu böyle bilin dediler, değil mi? Bunlara böyle bir haber de saldılar. Ama bunlar Galatasaray girdi ya. Ha peki abi, bu başlıklar niye atılıyor dersiniz? Başta ne demiştim? Emenike'yi Karabük'ten Galatasaray istiyor. Fenerbahçe anlaşmış alıyor ya. Ne diyorlar sonra? Galatasaray istedi, Fener aldı. Aynen, Kahveci İrfan'da. Galatasaray istedi, Fener aldı. Fener istediğini alır. Hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı, Fener aldı Kahveci İrfan'ı derler adama. Peki Aziz Yıldırım ne demişti? Hatırlayın.
Ulan dedi Galatasaray dedi bu dedi kahveci İrfan'a 4,5 milyondan yukarı bir kuruş vermedi. Bizim dedi Megafon Ali 12 milyon bonuslarla 15 milyon verdi. Konuşturtmayın lan ben elimde belge var açıklarım ha dedi mi? Dedim. Demek ki ne oluyor abi? Galatasaray 4 veriyor onlar 15 veriyor. Aynısını o yandaş Hakan'da taklacı Hakan'da yaptılar. Onu yaptılar bunu yaptılar. En son işte o Pedro Kedro'da yaptılar. Sonra ne dediler? Galatasaray ister Fener alır dediler. Madem öyle alma gücünüz var, kapasiteniz var da emmi, Icardi'yi niye alamadınız? Mertens'i niye alamadınız? Torreira'yı niye alamadınız? Hop ninnayı ninnayı gel oynayı oynayı oluyor. Anladınız? Şimdi ne diyeceklerdi? Galatasaray bu kirli oyunu bozdu ya, Lekip gazetesine çaktı ya cevabı. Oyun bozuldu. Başlık atacaktı. Şimdi bak bu Zaha'da devreye aslan girdi diye başlık var ya arkadaşlar. Zaha'da devreye aslan girdi. He? Bu Galatasaray düşmanları bir gün sonra ki Galatasaray'ın Zaha'yla Maha'yla alakası yok. Ne diyeceklerdi? Fenerbahçe istediğimi alır. Zaha'yı Galatasaray istedi. Ali Koç, Megafon Ali Fenerbahçe aldı. Fenerbahçe istediğimi alır. Büyüktür. Alır. Alamasa da aldırmaz diyelim. Arkadaşlar ya böyle bir komedi var mı ya? Ve oyun bozuldu sizin anlayacağınız. Galatasaray o Lekip'e çaktı ya cevabı. Çakınca bunların oyunu bozuldu. Eyvah dediler ya. Ne güzel bak biz tezgah kurmuştuk. Çünkü harbiden Galatasaray'ın Zaha'yla, Maha'yla, Kaha'yla, Taha'yla alakası yok. İnanın bana. Galatasaray'ın elinde Raşitse var eğer alacaksa forvet olarak veya bilmem kim var o var bu var başka isimler var. 30 tane Zaha 450 tane Maha yapar Galatasaray'ın alacağı oyuncular. Uzatmayalım Galatasaray bu kirli oyunu kirli tezgahı bozdu. Şimdi bunlar şunu diyemeyecekler Galatasaray istedi ama Fener aldı diyemeyecekler. Diyemeyecekler çünkü oyun bozuldu. Ama manşetleri görüyorsunuz değil mi? Galatasaray Zaha'da devreye girdi. Vay 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 vay. Bak baba bak bakın bakın. Zaha harekatı. Ne Zaha lan nereden çıktı? Aslanın gönlü Charlotte'da, Gorlot'ta. Bu Charlotte Gorlot hikayesini de Fenerbahçe çok istiyordu. Diyelim ki onu da aldı Fener. Diyecekler ki bak Galatasaray'ı istiyor. Charlotte'u, Gorlot'u, Zaha'yı, Maha'yı. Kim alıyor? Fener alıyor. Demek ki neymiş? Fener isterse alır. Alır abi alır. Kahveci İrfan'ı, Taklacı Hakan'ı, Deli Pedro'yu hepsini almadı mı? Aldı. İstediğimi alır arkadaşlar. Var mı daha? Ha bakın burada da başka bir sohbet konum daha var arkadaşlar. Oraya da geleceğiz. Onları da konuşacağız. Gelelim şimdi tekrar buraya. Zaha'da devreye aslan girdi diyor. Ben de yalancının ta dedim. Ötesini size bıraktım arkadaşlar. Tamam mı? Yani işin özeti şu. Fazla uzatmayalım. Bugün bir iki tane sohbet daha yapacağım için arkadaşlar. Arka arkaya da bunları inşallah paylaşacağız. Zamanınızı çok fazla almayalım. Galatasaray'ın Zaha'yı Maha'yı istediği yok. Galatasaray'ın transfer edeceği oyuncular yakında bir bir açıklandığı zaman bu Zaha severler, Çeko sevenler, bilmem Zeko sevenler, bilmem ne oraları buraları tutaşacak. Dübürleri fena tutaşacak arkadaşlar. Tutaşacak, tutuşacak değil mi? Tutaşacak. Yani neyse. Abi Galatasaray bu sene öyle bir takım kuracak ki ne Zaha ne Maha. Ha bakın bir diğer sohbetimin konusu da şu. Bu Galatasaray var ya arkadaşlar görün hani ben bir yaptım ya Galatasaray'ın en iki iyi flash transferini sizle paylaştım ya. Megafon Ali ile Arap İsmail dedim ya arkadaşlar. Şimdi bir tık ileri götürüyorum sizi. Göreceksiniz arkadaşlar bu Galatasaray hani bu Koç Ali bir zamanlar İsmail'i Arap İsmail'i kurtarmak için başkan oldu ya bir arkadaşım yazmış. Diyor ki abi diyor Koç Ali diyor şeyi Arap İsmail'i kurtarmak için başkan oldu diyor. Şimdi de diyor Arap İsmail Koç Ali'yi kurtarmak için başkan oldu diye. Ya bunlar al külah ver takke. Yani demem o ki
göreceksiniz Galatasaray hem Koçali'yi hem bu Arap İsmail abi öyle bir saplamalar yapacak ki bunların ikisini birden ne yapacak abi? Kayıya bindirecek, eline verecek şey kürekleri. Çekin lan bakayım kürekleri diyecekler. Beraber abi saray burnundan açılacaklar denize doğru diyoruz. Arkadaşlar lagaluga türünden keyifli gırgır şamata bir sohbet. Çünkü arkadaşlar keyfinize bakın. Dalganızı geçin. Her sohbetin sonunda söyleyeceğim. Ama şimdi yine söyleyeyim. Galatasaray'ın bu ön eli iki tane özellikle playoff değil ama iki tane ön elemeyi geçmesi için öyle transferde yok Icardi gelmedi, yok golcü yok falan. Hepsini geçin abi. Galatasaray'ın şu anda mevcut kadrosuyla Galatasaray bırakın bu iki ön elemeyi geçmeyi. Türkiye Ligi'nde şampiyon olur, herkesin üstünden geçer. Ha onlar algı oluşturuyorlar. Yok o gitti, yok bu geldi, o gidecek, Torreira gitti, Zaniolo gidiyor. Öbürü bavulunu topladı. Astiktir lan derler adama. Kıl kuyruklar. He? Galatasaray düşmanı, merkepler. Galatasaray düşmanlarını hatırladınız. Şimdi bak bunlar var ya böyle atıp tuttular bu başlıkları görüyorsunuz işte. Yok Zaha bilmem ne oldu. Galatasaray devreye girdi. O zaman arkadaşlar onlara ne yapacağız? Onlara anladıkları dilden hemen güzel bir gönderme yapacağız. Çünkü bunlar Galatasaray düşmanı ya. Biz bu Galatasaray düşmanlarını nasıl tanıttık, nasıl anlattık arkadaşlar? Şimdi bakın. Neredesin lan bizim merkep? Gel bakayım gel. Gel lan. Kara kaçan. Oğlum nerede, çok aşağılarda kal. Hah geliyor. Bak nasıl da geliyor. Hah gel lan. Yaşa lan. Şu Galatasaray düşmanları merkeplere. Galatasaray düşmanı eşşoğ eşek. Tamam arkadaşlar. Aldık mı? Mesajı aldılar değil mi? Geliyor babaya bak nasıl geliyor. Galatasaray düşmanı ulan ne zahası diyor. Hıyar oğlu hıyarlar. Siz diyor benden daha eşeksiniz diyor. He? Ulan adamsın be. Şu Galatasaray düşmanı eşeklerin yanında adamsın sen. Adam. Adamın dibisin. Dedikten sonra noktayı koyalım. Arkadaşlar bu arada eliniz vallahi bayağı nazar değmesin. Abone ol tuşuna falan da gidiyor. Biliyorsunuz abone olmak parayla marayla değil. Oraya tık diye basıyorsunuz. Beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ben de diyorum ki helal be Galatasaraylı kardeşlerim abone olmuşlar. Yürü be koçum. Tut notlarını, yakala konularını, paylaş kardeşlerinle diyoruz ve paylaşıyoruz arkadaşlar. Birinci konumuz Zaha Maha yok. Galatasaray yoluna devam ediyor. Galatasaray'a oyun oynayacaklardı. Aklı sıra böyle bir tuzak kuracaklardı. Geyik yapacaklardı. Galatasaray istedi, Fener aldı diyeceklerdi. Ama nah oldular. Onunla ancak bu Galatasaray düşmanı eşeklere böyle eşekçe bir cevap gerekiyor. Eşeğimiz de cevabı veriyor. Helal olsun babaya dedikten sonra hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.